Merhaba. Size bugün yine güzel bir değişik bir örnek buldum, çıkardım. Bunun adı Yıldız Yağmuru. Şimdi burada ben size iki kalıp haline gösterdim. Şu birinci bölüm, bunların arasına düz örgü örüyorum. Yani arada boşluk bırakıyorum, tekrar motif koyuyorum. Burada da arada boşluk bırakmadan motifi koydum üst üste. Yani hangi birini yapmak istersiniz diye size bir fikir vermesi açısından. Şimdi ben size sadece modeli göstereceğim. Modeli başlamak için ilk önce düz önden ördüğümüz zaman haroşa örmemiz gerekiyor. Yani model zaten önden başlıyor. Şimdi diyelim burada 20 ilmek attıysanız arkasını haroşa örüyorsunuz. O yüzden şimdi arkadan bir haroşa olarak başlıyorum ben. Bu sırayı haroşa olarak geçiyoruz. Yani düz örüyoruz bütün sırayı. Sıra sonuna kadar düz. Evet, arkayı düz ördük. Yani önde haroşamız oldu. Şimdi modeli koyacağız. Model ilk başta biraz şey gibi görünebilir. Eliniz zorlanabilir ama aslında çok basit. Şimdi bir tane her zamanki gibi kenar ilmeğimizi aldık. Kenar ilmeğimiz. Şimdi 3 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3. Ondan sonra 5 kere ilmekle alacağız ve dolayacağız. Şimdi onu göstereceğim. Birinci ilmeği örüyoruz. 1, 3 kere dola. İkinci ilmeği ör. 1, 2, 3 kere dola. Üçüncü ilmek. Dördüncü ilmek, 1, 2, 3 dola. Beşinci ilmek, 3 kere dola. Ondan sonra bir ilmek. Bu modelin bir tanesi. Şimdi bir ilmeğimizi de ördük. Tekrar başlıyoruz modele. Bir ilmek ör, 3 kere dola. 1, 2, 3. ilmek. Dördüncü ilmek, beşinci ilmek, doluyorsunuz, bir tane örüyorsunuz. Hop, açıldı, pardon, 1, 2, 3 doladım, bir tane ördüm. Şimdi tekrar baştan alıyorum. Ör, 3 kere dola. İkinci ilmek. Üçüncü ilmek, dördüncü ilmek, beşinci ilmek, bir tane düzde yine modelin bitmiş hali. Bir kere daha yapıyoruz. Daha yavaş gösteriyorum. Bir ilmek ör, 1, 2, 3 dola. İkinci ilmeği ör, 1, 2, 3 dola. Üçüncü ilmeği ör, 1, 2, 3 dola. Dördüncü ilmeği ör, 1, 2, 3 dola. Beşinci ilmeği ör, 1, 2, 3 dola. Sonda da iki tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da düz örüyorsunuz ve bitiriyorsunuz kenar ilmekte. Şimdi burada tabii biraz ilmek attırdığımız için sık oldu. Bunları şimdi arka tarafta zaten çözeceğiz. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Arka sıramızda bu ilmekleri açıp bunları çaprazlama yapma sırası. Şimdi yine kenar ilmeğimizi aldık. Önde iki tane örmüştük. Şimdi bir tane örüyoruz. Bir düz örüyoruz yine. Haroş olması gerekiyor. Sıradaki ilmeği, ipinizi öne alın. Sıradaki ilmeği alın. Boştan alın. Ve attığınız ilmekleri atın. Yani o kendi kendine düşer. İkinci ilmeği al, doladıklarını at. Üçüncü ilmek, dördüncü ilmeği alalım ve beşinci ilmeği aldık. Bunu da aldık. Bakın doladıklarımız çıktı şimdi. Burada şimdi 5 tane uzun ilmeğiniz oluştu. Şöyle görünüyor mu? Şimdi ip önde. Şimdi yapacağınız sol şişinizde bu 5 tane ilmeği sol şişe alın. Aldınız. İpi öne atın.
Şöyle tutarsınız, daha rahat edersiniz. Ve sağ şişimizde olması gereken yere, yani sağ şişimizi alalım yine. 5 tane ilmeği. Bunu böyle biraz şey yapın, sıkıştırın. Bir tane ters örün. Arada ters öreceksiniz bir tane. Tekrar gösteriyorum. İlmeği öne atın. Ay, ipliği öne atın. İlmeği boştan alın. Örmeden yani. Al. Çek. Al. Çek. Zaten o at, doladığınız ilmekler gelecektir. 2. Üçüncüyü al. Çek. Dördüncüyü al. Çek. Beşinciyi de aldık. Bakın tekrar 5 tane ilmeğimiz var burada. Şu burada kalsın, onu sizi hiç şey yapmasın. Zaten topladığınız zaman o kendi toplanacak. 5 tane ilmek, ipimiz önde. İpi şöyle tutuyoruz. Sol şişimizi alıp bu 5 tane ilmeği sol şişe geçiriyoruz. Geçirdik. İpi arkadan dolayıp öne at. Şu şekilde tut. Şimdi sağ şişe geçir yine. Biraz çek. Ve tersten ör. Bak bu şekilde olacak. Tekrar ipi öne al. Birinciyi çek. İkinciyi çek. 3 4 İp hep önde. 5'i aldık. 5 tane ilmeğimizin uzun ilmeğimiz burada. İp burada. Sol şişimizi de alalım, 5 ilmeğimizi geri alıyoruz. İpi öne doluyoruz. Sağ şişimize geri alıyoruz. Çekiyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bunu sıra sonuna kadar böyle yapıp bütün ilmekleri çözün. Dediğim gibi arkayı o şekilde çözdük. Bir taneyini tersinizi yaptıktan sonra kenarda kalan 3 ilmeği yine düz örün. Yani onlar çünkü önde haraşo olmalı. Şimdi geldik öne. Bakın modeli şu şekilde çıktı bile aslında model. Şimdi bunları tabii ki toparlayacağız. Yani düzgün bir sıraya sokmamız gerekir. Bunun için bu sırayı dümdüz örüyoruz. Yani hiçbir şey yapmadan artık. Bakın sıra sonuna kadar bu ilmekleri alın buradan. Zaten bunlar sırası da şaşırmıyor. 2 3 4 5 Dümdüz örün. Sıra sonunda size o modellerin bir de düzeltilmesini göstereceğim. Çok basit. Yani iki sırada çıkan bir model. Örülmesi zevkli, yapılışı zevkli. Dilediğiniz yerde kullanın. Kol ağızlarına çok güzel gidiyor veya hırka veya kazak ağızlarında çok güzel duruyor. Tabii yine benim her zaman sevdiğim gibi bebek hırkalarında, yeleklerinde çok cici duruyor. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi bakın dümdüz ördüm. Biraz böyle çekiştirirsiniz modelinizi. Hani biraz ipler yerine otursun maksat. Şimdi de arka sırayı düz örüyoruz ki bu modelin altta ve üstteki haroşası ortaya çıksın. Onu da şimdi hemen yapalım. Size tam modeli bir göstermiş olayım. Yine kenar ilmeğimiz. Doğal olarak yine ters değil, düz örüyoruz. Haroş olsun diye. Bütün sırayı yine düz örelim. Bu kısa modeli dediğim gibi ben size şimdi iki şekilde anlattım. Ya araya bir iki sıra düz, dümdüz örersiniz, modeli tekrar koyarsınız. Ya da diğer seçenekte yaptığım gibi araya hiç model koymadan, mesela şimdi bu sıradan sonra örneği tekrar koyabilirsiniz. Onu da gösterdim size. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde çalışabilirsiniz. Tekrar sıramızı dümdüz, bitti bile örüyoruz. Hadi. Her zaman kenar ilmekle bitirdik. Bakın. Örnek bu. Bu kadar. Aslında buna size bir kelebek örneği göstermiştim. Ona da benzer. Yani böyle baktığın zaman. Ters dikey gibi.
Bakın burada yine gösterdim size. Burada arada düzle yapılan model. Burada araya hiçbir şey koymadım. Haraşodan sonra hemen yeni modele çalıştım. Ya böyle yaparsınız, böyle yaparsınız. Araya daha çok mesafe koyabilirsiniz. O da olur. Mesela 2 sıra yaptım ben buraya. Siz 4-5 sıra yapın. Daha aralıklı olabilir. Nasıl isterseniz. Umarım zevkle bir şekilde örersiniz. Güzel günlere, güzel hırkalara, güzel kazaklara nasip olur. Size hayırlı örgüler dilerim.